Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Doğuca, Üniversitesi'nden Doğuca Lavaşçı. Bu dersimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce onluk sayılarda arkadaşlar çarpma ve bölmeyi göreceğiz. Daha sonrasında basit eşitsizlikler ve mutlak değerlerle devam edeceğiz. Onluk sayılarda çarpma işlemine bakalım. Neydi onluk sayılar arkadaşlar? Biz şöyle A virgül B şeklinde gösterdiğimiz paydası 10'un katı olan sayılara onluk sayılar diyorduk. Onluk sayılarda çarpma işlemi yapılırken de aşağıdaki adımları izliyoruz. Birinci olarak virgül yokmuş gibi normal çarpma işlemi yapıyoruz. Yani nasıl virgül yokmuş gibi? Mesela burada arkadaşlar şuradaki virgülü kaldırdığımda 125, burası da nedir? 24. Sanki virgülüm yokmuş gibi 125'e 24'ü çarpıyorum. Sonra her iki onluk sayının onluk kısmındaki rakam sayısı belirleniyor. Yani şurada kaç basamağım var? İki tane. Burada kaç basamağım var? Bir tane. Bunu da arkadaşlar çarpma işlemi yaptıktan sonra birbirlerini ne yapıyorum? Sağ baştan başlayarak birbirlerini kaydırıyorum. İster bu şekilde yaparsınız, ister arkadaşlar bu sayıları yani normal bir çarpma işlemi yaparsın sonra birbirlerini kaydırırsın. Ya da direkt arkadaşlar şu sayıyı yazarsınız. Ne demek 1/25? 125 bölü 100. Virgülden sonraki kaç basamak olduğunu, paydada kaç tane sıfır olacağını gösteriyordu bana. Bakın iki tane basamağım var. O halde burada iki tane sıfır olacak. Yani sayım 100 olacak. Buraya geldiğimde bu sayım nedir? 24 bölü 10. Virgülden sonra bir tane basamağım var. Bir tane sıfırım yazdım. İsterseniz de bunu bu şekilde rasyonel sayı gibi yazıp sade işlemi yapabiliriz. Birim bunu bu şekilde yazıp sade işlemi yapalım. 25, 25'e böldüm 4. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. Bakın bu 5'ler de birbirine götürdüler ve sonucumuz kaç geldi? 3 olarak gelmiş oldu. Bu şekilde de isterseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın arkadaşlar. Geldik onluk sayılarla bölme işlemine. Onluk sayılarla bölme işlemini kullanırken de bölünen sayıyı, bölen sayıyı birbirinden kurtaracak biçimde genişletme ya da sade işlemi yapılır. Ne demek istiyorum? Mesela A bölü virgül BC. Ne diyelim? D virgül E, B, G olsun. Burada sanki şu virgülleri yokmuş gibi düşünüyorum. Bu virgülleri yokmuş gibi düşünüyorum derken virgülleri istediğiniz gibi genişletebilirsiniz aslında. Mesela ne demiştik biz rakamlar sayılarla genişletme ve sadeleştirme yaparken hem payı hem de paydayı istediğimiz kadar sayıyla çarpabiliyoruz. Ama dikkat edeceksin hem payı hem de paydayı aynı sayıyla çarpmalıyız. Virgülden sonra burada kaç basamağım var? 2. Burada kaç basamağım var? 3. Yani aslında şuradaki sayı ne demek arkadaşlar? D, E, F, G bölü 1000 demek. Yani paydada 3 tane sorum olacak demek. Ben bunu 1 ile çarparsam bunlar birbirini götürecek ve sayım birbirinden kurtulmuş olacak. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edeceğim nokta ikisi için de ortak bir şey belirlemem gerekiyor. O yüzden ikisini de virgülden kurtaracak olan sayıyı bulmam gerekiyor. O yüzden virgülden sonraki basamaklara bakıyoruz. Gelin virgülden sonraki basamaklara bakalım. Kaç virgül sayı sıfıra kurtarıyormuş. Burada 3 var, burada 2 var. O halde ne diyorum arkadaşlar? 3 ile. Yani 1000 ile çarpmalıyım. Her ikisini de 1000 ile çarptım. Ne oldu bakın burası? A, B, C. İki tanesi buraya gitti sıfırlarımın. Bir tane daha sıfırım, virgülüm kalmadığı için bunu ne yapıyorum? Sonuna ekliyorum. Paydaya geldiğim zaman da D, E, F, G olarak kaldı. Bakın virgülden böyle geçmiş oldu. İstiyorsanız bunları normal sadeleştirme yapabilirsiniz. Ya da eğer bunu bu şekilde göremiyorsanız arkadaşlar normal olarak sayı şeklinde, rasyonel sayı şeklinde yazın. Bunu nasıl yazacağım? A, B, C bölü 100 bölü paydaya geldim D, E, F, G bölü 1. Normal rasyonel sayılarda çarpma, şey, bölme işlemi yaparız. Nasıl yapıyorduk onu da? A, B, C bölü 100. Yani üstteki ifade aynen kalıyordu. Alttaki ifadeyi ters çevirip çarpıyoruz. Bunu da bu şekilde çarpabiliriz. Yine aynı şey gelecek. Bakın bunlar birbirini götürecek. Burayı bir sıfırla çarpmış olacağım. Onların sayılarla bölme işlemi yaparken doğrudan bölme işlemi yapmak arkadaşlar uzun zaman alacağı için biz burada birbirinden sonra kurtararak çok rahatlıkla bunu bulabiliyoruz. Ya da dediğim gibi bu şekilde yaparak işlemleri sadeleştirebiliyorsunuz. Küçük sayılarla ne kadar işlem yaparsak bizim için o kadar iyidir. Her zaman arkadaşlar sade işlemi yapıp ondan sonra işlemlerinizi yapın. Mesela buraya geldim. 2,5, 0,04. En çok korktuğumuz soru tarzı arkadaşlar bunlar. Çünkü virgülleri gördüğümüz zaman aman Allah'ım bunun işin içinden çıkamam gibi düşünüyordunuz. Aslında çok da basit olan yöntemler. Şimdi bunun için virgülü kaydırdım. Bir tane buradan kaydırdım, bir tane de buradan kaydırdım. Hala bu burada virgül devam ediyor. Bunu bir tane buraya kaydırırken buraya bir tane sıfır atıyorum. Ne oldu bakın burası? 250 bölü 4. Oradaki senin aklına bu gelmedi. Ne yapacaksın? O zaman bunu normal rasyonelize geçelim. 25 bölü 10 bölü 4 bölü. Bu şekilde de istersen yapabilirsin. Ama arkadaşlar bunu birbirinden kaydırarak yapmak çok daha basit olacaktır. Hiçbir şekilde böyle onlarla, yüzlerle uğraşmamış oluyoruz. Direkt virgülü kaydırın. Kaydırırken dikkat et. Bir tane kaydırın. Bunu da bir tane kaydırın. Mutlaka ikisini de aynı işlemi yapmak zorundasın. Bunu bir tane kaydırın ve burada başka bir kaydırılacak yer kalmadı. O zaman onun yerine sıfır atıyorum. Mesela buraya geldim.
Burada bir tanesi virgül kaydırdım. Burada virgülüm olmadığı için ne yapıyorum yerine? Sıfır koyuyorum. Ne oldu burası da? 12 bölü 80. Sadeleştirelim bunları. 250 bölü 4 artı 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 20. Buradan da istersen sadeleştirebilirsin bunu ya da 5 ile genişletirsin. 5 ile çarparsan burası 1250 olacaktır. Paylar artık aynı. Tek bir payda oldular 20 paydasında. Artı 3 bölü 20. Buradan da 1253 bölü 20 sonucunu bulmuş oluyor. Bakın bilgileri kaydırarak virgül yoksa yanına 0 at. Geldik devirli ondalık sayılara. Devirli ondalık sayılar dediğimiz arkadaşlar virgülden sonra sürekli aynı sayı devam ediyor. Atıyorum 3-3-3 devam ediyor ya da 32-32 devam ediyor. Yani illa tek bir sayı olarak devam edecek bir şey yok. 2 olarak da devam edebilir. Mesela şöyle bize ondalık sayıları vermiş. Bunların rasyonel sayılar vermiş. Bunların arkadaşlar devirli olarak yazmamı istiyor. Yazalım. Bunu yazarken de şöyle diyoruz. Mesela şuradaki sayı bu ne demek arkadaşlar? 4'ü 9'a böl demek. Gelin 4'ü 9'a bölelim. 4'ün için 9 var mı? Yok. Hemen buraya 0 virgülü koydum. Buraya da bir tane 0 attım. 40'ın içerisinde 9 kaç defa var? 4 defa var. 36'yı yazdım. Kalanım kaç? 4. 4'ün içerisinde 9 yok. Bir tane 0 atarsam. Burası 4. Bakın sürekli ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde 4 devam edecek. Yani burayı yazdığım zaman bu sonsuza kadar 4 olarak devam edecektir. Bu sonsuza kadar 4 olarak devam ettiği için bunu yazarken 0,4 4 sürekli ilerlediği için üstüne böyle bir çizgiyle bunu gösteriyoruz. Peki bana bir devirli ondalık sayı verirse daha bunu nasıl rasyonel sayı çevireceğim ona bakalım. Hemen arkadaşlar şuraya yazalım. A virgül B, C, D. C'lere de devreden olsun. Bu sayıyı yazarken en önce sayımın tamamını yazıyorum. A, B, C, D yazdım. Eksi. Şöyle devreden kısmı kapat. Elinle kapat devreden kısmı. Neresi var gördüğüm? Bakın virgüle falan hiç takılma. Direkt bütün sayıdan devredeni kapat. Geriye kalan sayım A, B. Sonrasında alta geldim. Bölü. Bakın buraya da işim bitti. Paydaya geldiğimde virgülden öncekini kapat. Virgülden sonrası geçen. Virgülden arkadaşlar nereden gelecek her zaman? Virgülden sonrası için gelecek. Hatırlayın bir önceki soruda 4-4-4-4 devam ediyor. Neredeydi? Virgülden sonrasıyla. Buraya geldiğimde de virgülden sonrasıyla işlemler yapıyorum. Diyorum ki devreden sayı kadar kaç basamağım var? 1-2. O kadar 9'u koyarım. Devretmeyen kadar da virgülden sonrası için. Yazanlar için arkadaşlar isterseniz soru olarak söyleyebiliriz. Sayının tamamı eksi, devretmeyen kısım, bölü, virgülden sonrası için devreden kadar 9, devretmeyen kadar da 0 gelecektir. A artı 1 ve B artı 2 aralarında sal. Aralarında sallık neydi? Hatırlayın arkadaşlar aralarında sal. Sayılama sal olmak zorunda değildi. Sadece iki sayımın hiçbir şekilde ortak bölenleri olmayacaktı. Asal olmak zorunda değil ama ortak bölenleri de olmayacak. Şimdi buna göre bakalım. Hemen yazıyorum. A artı 1 bölü B artı 2 eşittir. Burada bir tane devreli sayım var. Gelin önce bu sayımı düzenleyelim. Ne yazıyor? Nasıl yazıyorduk? Sayının tamamı. Eksi. Devredeni kapattım. Devretmeyen kısım 3. Bölü. Virgülden sonrası için devreden kadar 9. Yani 6 için 9 koydum. Devretmeyen kadar da 0. Düzenleyelim bunu. 36'dan 3 çıktı. 33 bölü 90. Biz dedik ki arkadaşlar bu sayı buradaki sayılarım aralarında salsa eğer bu karşısındaki rastlılar ifadelerde hiçbir şekilde ortak bölen yoksa karşılık olarak birbirini eşitleyebiliyorduk. Ancak ben buraya baktığımda 33 ve 90'ın ortak böleni var. 3'e böldüm 11, 3'e böldüm 30. 11 ve 30'un ortak bölenleri yok. O halde A artı 1'im 11'e eşit, B artı 2, 30'a eşit. Hemen eşitleyelim. A artı 1'im 11'e eşit, A'mız buradan 10 geldi. B artı 2'miz 30'a eşit, B'miz de buradan 28 olarak gelecektir. A ve B'imizi bulduk. Bize sorulan yalnız A artı B. Hemen arkadaşlar buradan A artı B'yi de bulalım. 10 artı 28'den 38 olarak buluyoruz A artı B sayımızdan. Geldik eşitsizliklere. Eşitsizlik dediğimizde arkadaşlar A ve B gerçek sayı olmak üzere A eşit değildir B ise bunu bir eşitsizlik durumu söz konusudur. Bakın eşitsizlik zaten ne olacaktır? Eşitsizlik olacaktır. İki ifadenin birbirinden küçük ya da büyük olma durumunu belirten bazı bağıntılara bir eşitsizlik diyoruz. Bunu gösterirken de küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir sembolleriyle gösteriyoruz. Buraya baktığımızda A sayısı B sayısından küçüktür. A sayısı B sayısından büyüktür. A sayısı B sayısından küçüktür ya da eşittir. Yani şu alttaki arkadaşlar çizgimiz bizim ona eşit olabileceğini gösteriyor. Yani A sayımla B sayım birbirine eşittir gösteriyor. Buraya geldiğimde de A sayısı B sayısından büyüktür. Bir daha altta çizgimiz var. Yani eşitliğimiz var. A sayımız B sayımıza eşit olabilir diyor.
Bir aralık kavramlarımız var burada arkadaşlar eşitsizliği gösterirken. Eşitlikte sayımız bir değere eşit olurken eşitsizlikte belli bir aralığa eşit olacak. Yani birden fazla değerlere eşit olabilir. O yüzden arkadaşlar eşitsizliği gösterirken biz aralıklarla gösteriyoruz. Bu aralıklardan birincisi kapalı aralığı. A ve B dahil olmak üzere A ve B arasındaki tüm gerçel sayıları kapsayan aralığı A virgül B biçimde gösteriyoruz. Dikkat edin arkadaşlar, kapalı aralık olduğu için sınır değerlerin burada dahil, yani hem A değerini de alabiliyor hem de B değerini de alabiliyor ve bunun aralarındaki bütün sayılar alabiliyor. Şunu söyleyelim, bakın tüm gerçel sayılar diyor, yani tüm reel sayılar ardışık iki sayının arasında bile arkadaşlar sonsuz tane reel sayım var. O yüzden sakın ha sakın burada gidip değerleri yazmaya kalkışmayın. Bakın burada ben bunu çizdiğim zaman burada iki tane ardışık sayı bile olsa bunun arasında yine sonsuz tane değer vardır. Dikkat edeceğimiz diğer bir nokta, bakın kapalı aralık dedik, yani sınır değerleri eşit. Sınır değerlerin eşitse bunu yazarken arkadaşlar bu şekilde köşeli bir parantez kullanıyoruz. A ve B aralığı dediğimiz şey de bunların arasındaki bütün sayılar, ayrıca bu sınır değerleri de olacaktır. Sayı doğrusunu gösterirken de bakın eğer buralar eşitse, yani bu noktam dahilse diğer bir deyişle köşeli bir parantezim varsa bu noktamı arkadaşlar içerisine tarıyorum. Yani neyi gösteriyor bu? Ben de dahilim demek, ben de buradayım diyor. Geldik açık aralığa. Açık aralıkta da arkadaşlar yine A ile B aralığını düşündüğümüz zaman A, B aralığını gösterirken açık aralıkta o sınır değerlerin dahil değildir demek. Dahil değilse bakın eşitliğimiz yok ve gösterirken normal parantezle gösteriyoruz. Köşeli parantez değil, normal parantezle gösteriyoruz. Bu arada diyor ki A ve B dahil değil ama A ile B'nin arasındaki bütün reel sayılar arkadaşlar var. Sadece burada A değerini alıyor ama A'nın yanındaki o çok küçük değeri bile alabiliyor. Gösterirken sayı doğrusunda da buradaki A değerimi, B değerimi arkadaşlar dahil değil. Bakın içerisi boş, beni alamazsın diyor. Ama benim yanımdaki bütün değerleri alabilirsin. Bu aralıktaki bütün değerleri alabilir ancak bunları alamaz. Burada ne diyoruz? Açık aralık diyoruz ve normal parantezle gösteriyoruz. Geldik yarı açık, yarı açık ya da yarı kapalı aralığı arkadaşlar. Bu arada bir tarafı açık, bir tarafı kapalı olacak. Yani yarı dediğimiz o. Bir tarafı açık, bir tarafı kapalı olacak. O yüzden yarı açık ya da yarı kapalı diyoruz. Nereden bakıldığına göre. Burası yarı açık, burası yarı kapalı şeklinde. Burada arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bakın burada ne? Dahil değil. O halde dahil değilse burası ne olacak? Normal parantez. A. Buraya geldim, eşitliğim var. Eşitliğim varsa ben dahilim, beni sar diyor, bak köşeli parantez. Bunu dahil ettim. Sayı doğrusunda gösterirken de burası bakın boş. O dahil değil. Yani A değerini alamazsın ama B değerini alabilirsin. Ben dahilim diyor, bakın içini taramış. Hemen buna da bakalım. A'da eşitliğim var, o halde köşeli parantez. B'de eşitliğim yok, dahil değil, normal parantez. Sayı doğrusuna da gösterirken A eşit olduğu için dahil, içini tarıyorum. B dahil değil, onu boş bırakıyoruz. Diğer sınırsız aralıklara geldiğimizde de arkadaşlar burada bakın birinciye bakalım. Ne diyor? X'ler öyle X'lerden oluşuyormuş ki bu aralığımız A ve A'lardan büyük değer. Bakın eşitliğim var, A'yı da alabilir ve A'dan büyük bütün değerleri alabilir. Bu üst sınırı koymuş mu? Koymamış. Üst sınırı yoksa bu sonsuza kadar gidiyor demek. Buraya geldiğimizde bakın burada eşitliğimiz vardı. O yüzden köşeli parantezde burada eşitliğim yok. Burada A değerini alamaz ama A'dan büyük bütün değerleri alabiliyor. Bakın sonsuza kadar devam ediyor. Biz sınırları yazarken de arkadaşlar eğer sayı doğrultusunda verildiyse her zaman alt sınırı ve üst sınırı yazıyoruz. En önce alt sınırıma bakıyorum. Nerede sınırlamış ve dahil mi? Sonra üst sınırıma bakıyorum. Üst sınırım dahil mi? Burada arkadaşlar alt sınır ve üst sınır bizim için çok önemli. Buraya geldiğimizde ise bakın alt sınır var mı arkadaşlar? Yok. Eksi sonsuzdan diyor. Geliyor. Her şey olabilir. Sonrasında üstten nereden sınırlamış? A'dan. A'mız dahil mi bakın? Evet dahil. O halde düşelim parantez. Buraya geldiğimizde ise alttan eksi sonsuz bakın. Sonsuzdan geliyor. A'da durmuş. Yani üst sınırım neymiş? A'ymış. A'mız dahil mi? Değil. Bakın eşitlik yok. O zaman normal parantez ve sayı doğrusunda gösterirken içerisini boş gösteriyoruz. Peki burada bir şey söylemek istiyorum. Sayı doğrusunda üst sınır, alt sınırım yok. Bu şekilde geliyor. Üst sınırım da yok. Bunu nasıl gösteririz arkadaşlar? Bakın alt sınırım da yok, üst sınırım da yok. Hiçbir şekilde hepsini almış. O halde ben bunu yazıyorum. Alttan yazarken ne diyeceğim? Eksi sonsuz. Üstten ne diyeceğim? Artı sonsuz. Artı eksi sonsuz ve artı sonsuz. Bu aklımıza neyi getiriyor arkadaşlar? Reel sayıları. Aslında reel sayılar nedir? Bir aralıktır. O da nedir arkadaşlar? Açık aralık. Sonsuza kadar devam ediyor. Eksi 4 bölü 3 küçüktür x'ler.
11 bölü 2, eksi 4 bölü 3 ile 11 bölü 2 aralığındaymış. Bana bu eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı. Bakın tam sayıların toplamı diyor. Bize reel sayıların toplamı diyebilir miydi arkadaşlar? Diyemezdi. Çünkü ne dedik? Ardışık iki tane sayının arasında bile sonsuz tane reel sayı vardır. O halde gelin bunun sınırlarına bakalım arkadaşlar nerede? Eksi 4 bölü 3'ün sayı eksi 1 virgül küsur hatta bir sayı. 11 bölü 2'ye geldiğinde de 11 bölü 2 de nedir arkadaşlar? 5 küsur bir değer. Bu aralıktaki sayılara bakıyorum. Şimdi şuna baktığımız zaman bunlara göre bir eksi bir küsur olduğuna göre arkadaşlar sınırlar önce en küçük değerli de tam sayı değeri eksi 1. Sonra 0, 1, 2, 3, 4, 5'e kadar geldim. Bakın burası 5,5. 5,5 olduğuna göre alabileceği en büyük değer nedir? 5. Alabileceği tam sayıların toplamını sormuş. Gelin bunların hepsini toplayalım. Eksi 1, 1, 1, 1, 1 götürürler. Şuradaki sayılarımın toplamı olacak. Bu oranla kaç gelir? 14. Lütfen dikkat. Tam sayıların toplamı diyor arkadaşlar. Bu sayıma baktığım zaman eksi 1, 1, 1, 1 sayım. O halde eksi 1'i alabilirim en büyük olarak. Buradan. Sonrasında buraya geldiğimde 5,5'tan 1,5 olana bakıyorum. Sayım 5. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizliklere geldik. Daha öncesinde arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri görmüştük. Ax artı b eşittir c dedik. Buradan x değerimizi bulabiliyorduk. Diyorduk ki karşı atarız. İşte ne olacaktır? C eksi b bölü a şeklinde bulabiliyorduk. Burada bir değerdi. Çünkü eşitliğim var. Eşitlik olduğu için bir değere karşılık gelecek. Ancak eşitsizlik varsa arkadaşlar işin içerisinde biz ne dedik? Az önce de söylediğimiz gibi bir aralık olmalı. Gelin şimdi bu aralıklarımızı inceleyelim. A, B, C gerçel sayılar A sıfırdan farklı olmak üzere AX artı B büyüktür C diyor. Şunu değiştirelim kalemimizde. AX artı B büyüktür C diyor. Yani bunun alabileceği değerler arkadaşlar C'den daha büyük olacak. AX artı B küçüktür C. AX artı B C'lerden küçük olacak. AX artı B küçük eşittir C dediğinde bakın bundan farklı nedir arkadaşlar? C değerini de alabilir diyor. Normalde biz ne demiştik? Burada arkadaşlar sadece küçük olan değerlerde ama buraya geldiğinde ne oluyormuş? Bakın eşitlikte sağlanabiliyor. Yine buraya geldim. AX artı B büyük eşittir C dedik. Bunun da arkadaşlar farkı neydi? Bundan büyük değerler alıyordum. Bir de burada ekstradan ne alıyormuş? C değerini de alabiliyor. Biçimindeki ifadelere x değişkenine bağlı, bakın x değişkenimize bağlı, birinci dereceden derecemiz bir, bir bilinmeyen, sadece x bilinmeyen olan eşitsizlik diyoruz. Eşitsizliklerin çözüm kümesini sağlayan aralık bir aralık olacak arkadaşlar. Normalde denklemlerde değil. Bir tane değer bulurken eşitsizlikte bir aralık bulacak. Gelelim eşitsizliğin özelliklerine. Eşitsizliğin özelliklerini arkadaşlar biz nerede kullanacağız? Bunu daha çok normalde çözümünü yaparken kullanacağız. Yani ikisi oradan çekmek için bunları bu özellikleri kullanacağım. O yüzden arkadaşlar bu özelliklerimiz bizim için önemli. Nerede kullanacakmışız? Bakın AX artı B küçüktür C gibidir eşitsizlik verildiğinde ben buradan X'i bulmam lazım. Yani X'i yalnız bırakmam lazım. X'i yalnız bırakmak için de bu özellikleri kullanarak buradaki B ve A'dan kurtulacak. Gelin bakalım nelermiş arkadaşlar özelliklerimiz. Bunlara bir bakalım. Şimdi birinci olarak baktığımızda diyor ki bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı gerçel sayı ya da eklenir ya da çıkarılırsa eşitsizlik değişmez. Dikkat et bakın her iki tarafına eklenir çıkarılırsa. Hatırlayın arkadaşlar rasyonel ifadeleri. Rasyonel ifadelerde biz demiştik ki eşitsizliğin hem altına hem üstüne aynı sayı çarpıp ya da böldüğümüz eşitsizlik değişmiyordu. Rasyonel sayımızın değeri değişmiyordu. Orada aynı mantık. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklediğinde ya da çıkarttığında değişmeyecek. Yani bana A küçüktür B diyorsa, ben buraya 4 ekliyorsam, buraya 4 ekliyorsam bu eşitsizlik değişmez. Yine A artı 4, B artı 4'ten küçüktür. Ya da her iki tarafın aynı sayıyı çıkarttığımda A eksi 4, B eksi 4. Bakın her iki taraftan da eksi 4'ü çıkarttığımda yine eşitsizliği ne olacaktır arkadaşlar değişmeyecektir. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif gerçel sayıyla çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez. Bu arada şunun altını çizelim. Bakın aynı pozitif gerçel sayıyla. Aynı pozitif gerçel sayı. Hem aynı olacak hem de pozitif olacak. Dikkat edin arkadaşlar. A küçüktür B dediğimde her iki tarafı C sayısıyla çarpıyorsam. Yani A küçüktür B'de ben her iki tarafı 2 ile çarparsam 2 A da yine ne olacaktır? 2 B'den küçük olacaktır. Ya da her iki tarafı 2'ye böldüğümde A bölü 2 B bölü 2'den yine ne olacakmış arkadaşlar? Küçük olacakmış. Sayfamızı bir tekrar edelim. Diyoruz ki eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir ya da aynı sayı çıkarılırsa eşitsizliğimiz değişmeyecek. Yine altta geldiğimde eşitsizliğin her iki tarafına aynı pozitif sayıyla çarptığımda ya da böldüğümde yine eşitsizliğimiz değişmeyecektir.
Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif gerçel sayı ile çarpılır ya da bölünürse. Bakın bu sefer buranın altını çizeyim. Aynı negatif gerçel sayı. Negatif bir sayıya çarptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? İşaret değiştirecek. Pozitif sayılarla negatif sayıları bir düşünelim. Mesela düşünüyorum arkadaşlar. Diyorum ki eksi 2 ve eksi 1, 1 ve 2'yi düşünelim. Şimdi negatif sayılara baktığımızda eksi 1, 2'den nedir arkadaşlar? Büyüktür. Ama pozitif sayılara geldiğinde bu ne olacak? Yön değiştirecek. Yani sen 1 ve 2 sayılarını düşündüğünde 1, 2'den küçük. Sen bunu eksi 1 sayıyla çarptığında eşitsizliği ne yapıyor bakın? Yön değiştiriyor. Çünkü negatif sayılarda arkadaşlar sıralamamız pozitiflikleri tam tersi. Bizim pozitif sayılardaki en küçük sayımız 1 iken negatif sayılarda en büyük sayımız eksi 1. O yüzden negatif bir sayıyla çarptığımızda eşitsizliğimiz ne yapacakmış arkadaşlar? Yön değiştirecekmiş. Yani a küçüktür b ise c sıfırdan küçük bir sayıyla ben bunu her iki tarafını çarpıyorsam a çarpı c, b çarpı c oluyorsa eşitsizliğim yön değiştirecektir. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Biz arkadaşlar şöyle de diyoruz buna. İster böyle diyor eşitsizliği yön değiştirirsiniz, ister oradaki sayılarımı yer değiştirin. Ya da bu sayıları yer değiştirirseniz b çarpı c, a çarpı c olacak. Bakın ister eşitsizliğinizi yön değiştirin, ister sayıların yerlerini değiştirin. Bir şey fark etmeyecek. Ya da aynı sayı negatif sayıya böldüğünde a bölü c, b bölü c yine negatif sayılara bölüyorsam arkadaşlar eşitsizliği ne yapacaktır? Yön değiştirecek. İşte unutma arkadaşım, eğer pozitif sayıyla çarpıp bölüyorsak eşitsizliği değişmeyecek. Ancak negatif kendine çarpacağı için sayını küçültecek. O yüzden yön değiştirecek ya da sayıların yer değiştirecek. Şimdi buna bakalım. A çarpı B sıfırdan küçükse. Şimdi düşünelim. A çarpı B sıfırdan küçükse ne demek bu? Negatif sayı demek. İki tane sayının çarpımı negatifse. Bunlar kesinlikle ne olmalıydı? Birbirinden farklı olmalı. Yani zıt işaretli olmalı. Birisi eksi iken diğeri artı. Biri artı iken diğeri eksi olmalı. Bu artı iken bu eksi olacak. Bu eksi iken de bu artı olacak. Çünkü zıt işaretli olursa eksi olacaktır. Eğer diyorum ikisi de sıfırdan büyükse, sıfırdan büyükse bu ne demek? Pozitif. Birbirinin aynısı olursa pozitif oluyorlardı bunlar. Birisi ikisi artı olursa artı ya da her ikisi de ikisi olursa yine ne olacaktır? Artı. Unutmayın arkadaşlar lütfen. En çok karışan yerlerden bir tanesi bu. Diyorsunuz ki hemen eksi ile eksi çarptı. Nasıl artı olacak? Zıt işaretler her iki eksiyle çarptığında her ikiden pozitif gelecek. O yüzden diyorum ki aynı işaretlerse işaretim pozitif. Eğer zıt işaretlilerse negatif. A ve B aynı işaretli, sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere. Bakın A B'den küçükse 1 bölü A 1 bölü B'den ne olacakmış? Büyük olacakmış. Bu arada arkadaşlar sanki yön değiştiriyormuş gibi düşünün. Bakın fayda attığımda sayı ne olacaktı? Üstün 1 olduğu için fayda edildiği sayı eğer küçükse daha büyüktür. 1 bölü 2'ye 1 bölü 3'ü düşünün. Üstün 1 olduğundan dolayı. O yüzden ne diyorum? A eğer B'den küçükse 1 bölü A, 1 bölü B'den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Bunu yine ne zaman söylüyorum? Her ikisinin de işareti aynıysa. İşaretleri farklıysa bunu söyleyemeyiz. A ve B'ler gerçel sayı olmak üzere A, B'den küçük. B, C'den küçük. Geçişme özelliğinden dolayı arkadaşlar A, B'den küçük. B de C'den küçük. Bu halde kesinlikle A, C'den küçüktür. Biz buna geçişme özelliği diyoruz. Bunlar geçişme özelliği diyoruz. Bakın A'dan B'ye, B'den C'ye geçtim. O yüzden A'dan diyorum arkadaşlar. C'den kesinlikle küçük olmak zorundadır. X gerçel sayısı için 2x sayımı x 3 ile 7 aralığında bana 5 eksi x ifadesini alabileceği tam sayı değerleri soruluyor. Bu reel sayıları soramaz arkadaşlar zaten. Dikkat edeceğiniz şu aralık. Bakın burada x gerçel sayısı mı diyor, x tam sayısı mı diyor. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen başlangıçtakine dikkat edin. X sayım ne? X'imiz gerçel sayıymış ve 2x'imiz x3 ile 7 aralığında bana 5 eksi x soruluyor. Yani bunu oluşturmamı istiyor. 2x verildiyse arkadaşlar benim bunu oluşturmam için en önce x'i bulmam gerekiyor. O yüzden diyorum ki eşitsizliğin her iki tarafını aynı sayıya 2'ye bölelim. Her bir tarafı bölüyorum 2'ye. Bakın 2'lerden kurtuldum. X'im ne geldi buradan? Eksi 3 bölü 2'ye 7 bölü 2. Şimdi ne yapacağım? Burada eksi x var. O yüzden her bir tarafı eksi 1 ile çarpmalıyım. Eksi 1 ile çarparken ne dedik arkadaşlar? Eşitsizliklerimiz yön değiştirecekti ya da sayılarımız yer değiştirecek. Ben direkt sayılarımızı yer değiştiriyorum. Eksi ile çarptım. Ne olacak burası? Eksi 7 bölü 2. Bakın bu üst sınırımdı, alt sınırım oldu. Bunu da alıp diğer tarafa atacağım. Eksi 3 bölü 2 ile eksi ile çarptım. Eksi eksi artı yaptı. 3 bölü 2 oldu. Bir de 5 ekle diyor. Her bir yere arkadaşlar 5 ekliyorum.
5 ekleyelim buna. 5 eksi 7 bölü 2, 5 eksi x, 5 artı 3 bölü 2. Şimdi düzenleyelim. 5 çarpı 2, 10. 7 çıkarttım, 3 bölü 2. 5 eksi x. 5 çarpı 2, 10. 3 daha, 13 bölü 2. Bana ne diyordu? Bu aralıktaki tam sayı değerleri. Buraya baktığım zaman arkadaşlar, burası 1,5. Burası kaç? 6,5. Aradaki değerleri yazalım. 2 alabilir, 3 alabilir, 4 alabilir, 5 alabilir, 1 de 6 alabilir. 6,5 olduğu için onlar 1,5 olan tam sayıma bakıyorum. Şimdi gelin bunları toplayalım. Şunların ikisini topladım 10, bunları da topladım 10, 10, 10 daha 20. Bakın 2017 çıkmış soru arkadaşlar. Geçen yıllarda çıkmış bir soru ama gayet de basit bir soru. Lütfen ama dikkat edin. Burada arkadaşlar bizim için önemli olan eşitsizlikleri yer değiştirmeniz. Eksiyle çarptığımda negatif bir sayıyla çarptığımız eşitsizliklerin yön değiştirecek ya da sayılarımızı çapraz olarak yer değiştirebilirsiniz. Alt sınırla üst sınırı yer değiştirecektir. Ve sayılarımızı eklemeyi unutmayın. Bu arada en çok üzülen arkadaşlar x'in bir gerçel sayı olmasına tam sayı diyebiliriz burada. O zaman yapacağımız işlem bu aralıktaki tam sayı değerlerini seçmekti. Gerçel sayı dediği için burada direkt aralık olarak aldık. Eğer tam sayı derse aradaki sayıları seçmek zorundasın. İşte bu da güzel bir soru arkadaşlar. 2017 yılında sorulmuş çok güzel bir soru. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için y x'ten küçük x kare y kareden küçük olduğuna göre ifadelerin hangileri her zaman doğrudur? Bakın her zaman. Her zaman doğrusu bütün koşullarda bu sağlanmalı. Her koşulda sağlanacak. O halde bakıyorum şimdi. Diyorum ki şurayı yorumluyorum. Y x'ten küçükmüş ama x kare y kareden neymiş arkadaşlar? Küçük. Bakın y x'ten küçükken burada yerleri değişmiş. O halde burada nasıl bir yorum yapabilirim arkadaşlar? Şunu diyorum. Mutlak değer y kesinlikle ne olmak zorunda x'ten büyük. Mesela örnekler verelim bunlara. Acaba nasıl bunlar sağlanabilir? Onlara bakalım. Mesela desem ki bunu eksi 2, bunu eksi 1 desem. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Buraya geldim arkadaşlar. Karesini aldım 4, karesini aldım 1 sağlıyor. Ya da buna 1 versem, buna eksi 2 versem sağlar mı? Buna bakalım. Bakın sağlıyor mu? 1'in karesi 1, 2'nin eksi 2'nin karesi 4 yine sağlıyor. Yani o zaman bunun için şöyle bir genelleme yapabilirim. X'im arkadaşlar mutlak değer y'den küçük olmak zorunda. İlla aynı işaretli olmak zorunda değil. Bakın burada aynı işaretli ama burada farklı işaretli. Şimdi gelin koşullarımıza bakalım. Birinciye bakıyorum. X çarpı y büyüktür 0 diyor. Acaba doğru mu? Her zaman doğru mu? Şimdi buraya baktığımda şu koşula bir bakacak olursam arkadaşlar. Eksi 2 çarpı eksi 1 2 evet büyüktür 0. Alttakine geldiğinde eksi 2 çarpı 1 eksi 2 0'dan küçük. Bakın bir tane aksi örnek buldum. Hop bunu attım çöpe. İkinciye geldim. X artı y 0'dan küçüktür diyor. Acaba doğru mu? Hemen örneğime bakıyorum. X artı y. Ne dedik? Eksi 1, eksi 2. Topladım. Eksi 3. Her türlü 0'dan küçük. Yani birinci koşulda söylemek istediğimiz şudur arkadaşlar. Her ikisi de negatif. İki tane negatif sayının toplamı her türlü negatif. Alttakine geldiğinde ise eksi 2'ye 1 verdiğimizde birisi negatif, diğeri pozitif. Ancak şuna dikkat edin. Mutlak değer y x'ten arkadaşlar nedir? Kesinlikle büyük. Yani sayısal olarak baktığımda işaretine bakmadan sayısal olarak baktığımda buradaki sayı kesinlikle büyük olacak. Ve işareti eksi olduğu için sen bunları topladığın zaman işarete ne gelecektir? Eksi. Yani her türlü sıfırdan küçük gelecek. İki her zaman doğru. Üçüncüye bakalım. Bunu arkadaşlar biraz düzenleyelim. Fayda eşitleme yapalım. Bakın fayda eşitlersem bunu y ile genişletiyorum. Bunu da x ile. Y eksi x bölü x çarpı y. Büyüktür 0. Şimdi buraya baktığım zaman zaten şurasında biz neredeyiz arkadaşlar birinci koşulda? Ne olduğunu bilmiyorum bunun. Burası eksi de olabilir, artı da olabilir. Her iki koşulda sağlıyor çünkü. O yüzden buna kesinlikle bir şey söyleyemediğim için ben buna yoruma, bunu ifadeye de yorum yapamam. O yüzden bunu da dedim ve cevabım yalnızlıkla olarak gelmiş oldu. Gelelim notumuza. Bir notumuz var arkadaşlar. Diyor ki en birden büyük ve en doğal sayı. Yani enimiz birden büyük bir doğal sayıysa. A 0 ile 1 arasında ise. Ne demek 0 ile 1 arasında? Nedir arkadaşlar? Basit bir kesir. Yani 1 bölü 2, 2 bölü 3 gibi bir kesir olabilir. Buna baktığımda A üzeri en küçüktür A. Şimdi düşünün arkadaşlar. Burası basit bir kesir. Yani basit bir kesir dediğimiz neydi? Payı faydasından küçük olacak. Sen bunu hangi kuvvetini alırsan al. Ne olacak? Senin gittikçe küçüğe doğru gidecek. Yani gittikçe sen bunun kuvvetini aldıkça sıfıra yaklaştıracaksın bunu. Senin sayın biraz daha bu taraflarda. Sen bunun kuvvetini aldıkça onu gittikçe daha da küçültüyorsun. O zaman ne olacaktır? Sayından her zaman küçük olacak. Ne zaman? Basit gidirse. Yani sıfırla bir aralarındaysa. Bu arada arkadaşlar çok çukur gelir. Hemen yanına kocaman bir yıldız atalım. Diğer bir ifadeyle
0-1 arasındaki sayıların pozitif tam sayı kuvvetleri her zaman kendisinden küçüktür. Genellikle soruda arkadaşlar bize bunu bu şekilde verir. Der ki A üzeri N'a'dan küçüktü. A üzeri N'a'dan küçüktü. Bunu gördüğünde hemen neyi yapıştıracaksın? A sayın 0 1 aralığında. Yani bir basit kesir. Örneğin A'ya baktığında 1/2 ise 1/2'nin karşısına aldığında ne olacaktır? 1/4. Payı büyüdükçe sayın küçülüyor. Bakın pay büyüdükçe sayın küçülecek. Sen bunu kuvvetini aldıkça ne yapıyorsun? Payını küçültüyorsun. Küçülttükçe ne olacak? Bu sayın küçülttükçe daha da büyüyecek, daha da küçülecektir. Eksi 1 ile 0 aralığındaysa bakın burada işler değişiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar biz sıralamayı yaparken negatif sayılarda sıralamamız tam tersiydi pozitifliklerden. O halde yine buraya baktığımda basit bir kesir. Ancak A üzeri N A'dan nedir arkadaşlar? Bakalım A'ya bakıyorum. Eksi 1/3 ise karesini aldığımda 1/2. Zaten içerisinden dolayı bir kere ne oldu? Pozitif oldu. Pozitif negatif sayının her türlü büyük olacaktır. Buraya tek bir de olsa arkadaşlar sayımızın buraya baktığımızda mesela 1/9 ile 1/3'e baktığımızda pozitif değerlerine baktığımızda bu sayım daha küçüktür ama eksiler işin içine girdiğinde bu sayımız daha büyük olacaktır. Eğer A'mız eksi 1'den küçük bir sayıysa burada arkadaşlar iki koşul çıkıyor. Bir, n'in çift olması, bir de n'in tek olması. Çünkü çift kuvvetlerde arkadaşlar bir sayı negatif de olsa biz bunun çift kuvvetini aldığımızda sayımız ne olacak? Pozitif. O yüzden her türlü A üzeri N A'dan büyük gelecek. Bu sayı zaten pozitif, bu negatif. Hani hiç sayısal değerine bile bakmamıza gerek yok. İşaret olarak bildiğinden farklı oldukları için pozitif sayılar her zaman negatif sayılardan büyük. Eğer tek sayıysa, elimiz tek sayısı arkadaşlar A üzeri N A'dan küçük olmak zorundadır. Lütfen bunları unutmayın. Buradaki özelliklerimiz arkadaşlar çok önemli. Özellikle şu özelliği, çünkü bunu sorularda bu şekilde çok karşımıza çıkar. Lütfen bunu unutmayın. A üzeri N küçüktür A'yı gördün. Hemen yapıştır. Burada A sıfırda bir aralığında. Bir arkadaşlar sayılarımızın negatif mi pozitif mi olduğunu çok dikkat edelim. Burada negatif bizi en çok hataya düşüren bir yer. Mesela son örneğimize baktığımızda A'mız eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9 iken eksi 3'ün birinci kuvveti. Ne oldu bakın arkadaşlar burada? Sayımız zaten pozitif olduğu için şu birinci koşuldan bahsediyoruz. Sayımız çift kuvvetini aldığında pozitif olduğu için her türlü bir sayıdan büyük gelecektir. Ancak tek kuvvetini aldığında sayımız büyüdükçe sayısal olarak değeri negatif sayılarda tam tersi küçülüyordu. O yüzden diyorum ki eksi 27 her zaman eksi 3'ten küçüktür. Hemen sorumuza bakalım. Bakın yine 2016 yılında çıkmış bir soru. Sorumuza bakalım diyor. X ve Y gerçel sayıları için X'in aralığı verilmiş 3 ile 12 aralığında, X bölü Y 3/2 olarak verilmiş. Buna göre diyor Y'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Demek ki benden Y'leri istiyorsa arkadaşlar benim oradan Y'yi çekmem lazım. Şurada içler dışlar çarpımı yapıyorum. Ne geldi? 2X eşittir 3Y. Y'yi sen biliyorsun. X'i biliyorsun. O halde ne yapacağım ben oradan? Y'yi yalnız bırakacağım. X'li olarak onu eşitleyeceğim. Burayı yalnız bırakmak için her iki tarafı da 3'e böldüm. Bakın y'imiz ne geldi? 2x/3. Bana sorulan y ise, sen x'i zaten biliyorsun. X'i buraya yerine yazarak bunu oluşturabilirsin. Bunu oluşturmazsa neyi oluşturacaksın? Y'yi. Gelin 2x/3 oluşturalım. X'in aralığını biliyoruz arkadaşlar. 3 ile 12 aralığında bunu oluşturmak için en önce 2 ile çarpıyorum. Çarparken her iki tarafı çarpıyoruz. Pozitif sayıyla çarptığımız için eşitsizliğimiz kesinlikle yön değiştirmeyecek. 2 ile çarptım 6, 2 ile çarptım 24. Şimdi 3'e bölüyorum. Her bir tarafı 3'e böldüğümüzde 2x/3, 6/3 ve 24/3. 6/3, 2, 24/3, 8. Bu aralıkta 2x/3'ün zaten neydi arkadaşlar? Y. O zaman ben bunu Y'ye direkt Y'ye yazabilirim. Y sayımız neymiş? 2'den büyük, 8'den küçük. Gelin aradaki sayıları yazalım. 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplayalım. 10, 25 de burada var 25. Yani cevabımız C. Güzel bir soru sorulmuş bence. Basitti arkadaşlar. Çok da rahatlıkla yapılabilecek bir şey. Soruyu okudum. Diyorum ki X'i bana verilmiş. Bana sorulan Y ise o halde benim Y'yi yalnız bırakmam lazım. Oradan Y'yi yalnız bıraktık. 2x/3. X'i biliyorsam ben bunu oluşturabilirim. Bunu oluşturursam aslında Y'yi oluşturmuş oluyoruz. O halde arkadaşlar küçük bir ara verelim. İkinci ders görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.